Amerika yerlileri ulusal müzesinde muhteşem bir Anishinaabe kostümünü inceliyoruz. Bu kostüm Britanya ordusunda Andrew Foster adında bir teğmen tarafından ele geçirilmiş. Andrew Foster, Büyük Göller yöresinden Detroit ile Michili Mekina yani bu yöredeki Britanya üssü arasındaki stratejik açıdan önemli ve ticaret yolları üzerinde yer alan bölgede görev yapıyormuş. Bu bölgeye daha önce Fransızlar kürk ticaretiyle gelmiş ama daha sonra Britanyalılar tarafından buradan çıkmaya zorlanmışlar. Evet, burası ticaret açısından önemli olmasının yanında tarih olarak da bir dönüm noktası yaşanan bir zaman. 1790'lardan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Britanya'dan bağımsızlığını çoktan ilan etmiş. Doğuda East Coast'ta bulunan Yeni Cumhuriyet ile bugünün Kanada'sı ve Göller Yöresi'ni yöneten Britanya arasında ufak tefek sürtüşmeler var. Amerika Birleşik Devletleri kendisine ait olanı almak ve sınırlarını belirlemek istiyor. Britanya ise ticaret açısından elinde olan avantajı korumak. Yörede bulunan ve Anishinaabe, Ojibwa, Chipewawa, Odawa ya da Ottawa olarak bilinen yerliler ise Britanya'nın yanında. Tüm bu kabileler Anishinaabe dilinde halk anlamına gelen Anishinaabe ismi altında toplanıyorlar. Devrimden sonra Britanya yanında olan bu kabilelerin bir kısmı Kanada'ya kaçmıştır. 1790'larda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki sınır konusunda da tartışmalar mevcut. Bu yüzden Britanya'nın müttefiklerine ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Güney'den gelen Amerikalılar karşısında birbirlerine ellerinden gelen desteği vermek zorundaydılar. Andrew Foster'ın bu kostümü ele geçirdiğini söylüyoruz ama bu kostüm onun için özel olarak yapılmış da olabilir. Britanya ve müttefikleri arasındaki ticaret çerçevesinde karşılıklı verilen hediyeler de varmış. Bu hediyelerin büyük bir kısmı da kostümlerden oluşuyormuş. Anishinaabe liderleri askeri üniformalar ya da belli başlı kıyafetler alırlarken, Britanya ordusunda görevli olanların bu tarz kostümleri baştan aşağı tüm parçalarıyla birlikte aldıklarını biliyoruz. Törenler sırasında da aynen yerliler gibi giyinmiş olduklarını ve bunun karşılıklı saygıyı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Kostümü yakından incelediğimizde bunun uluslararası bir ticaret ağının ürünü olduğunu görebiliriz. Pamuk gömlek Britanya'da üretilmiş ama gömleğin yapıldığı pamuk Hindistan'da üretilmiş. Buradan ihraç edilmiş. Britanya'da dokunmuş ve Kuzey Amerika'ya ihraç edilmek için oradaki yerli ticaret ortaklarının beğenisine hitap etmesi açısından bu şekilde tasarlanmış. Yani bu gömleğin Amerikan yerlilerinin beğenisi doğrultusunda hazırlandığını söyleyebiliriz. Kolye'yi inceleyecek olursak üzerinde kuş bulunan iki kısım göze çarpıyor. Bunlar Venedik'te üretilip ihraç edilen cam boncuklardan yapılmış. Boncukların renkleri ise yerlilerin kullandıkları deniz kabuklarından yapılmış olan wampum'ları taklit etmek için bu şekilde tasarlanmış. Evet bu boncuklar Kuzey Amerika'daki deniz kabuğundan yapılma boncukları taklit etmek için bu şekilde yapılmışlar. Gömlek muhtemelen Britanya'da üretilmiş olsa da süslemeleri yani üzerinde gördüğümüz gümüş halkalar ticaret amacıyla tasarlanmış. Bunlara broş diyoruz. Tekli kullanılmak ve ticareti yapılmak üzere üretilmişler ancak bu şekilde süsleme olarak da kullanılırlarmış. Bunların yanında Kuzey Amerika'ya ait olan malzemelerden yapılan parçalar da var. Örneğin kemere takılı bu küçük çanta ceviz kabukları ile koyu kahverengiye boyanmış geyik derisinden yapılmış ve kirpi dikenleri ile süslenmiş. Bu mokasenler de yine geyik derisinden yapılmış ve kirpi dikenleri ile süslenmiş. Bu mokasenler Anishinabelere değil de Huron Vendatlara ait olabilir. Bu da bize yerlilerin kendi arasında da ticaret yaptığını gösteriyor. Kostüm parçalarının özelliklerinden nerede üretildiklerini söylemek mümkün. Büyük göller yöresinin tamamında görülen bu mokasenlerinde Detroit'in güneyinde Huron Vendat kadınları tarafından üretildiklerini düşünüyoruz. Huron Vendat kadınlarının yaptığı sanılan bu mokasenler ticaretin bir parçasıydı ve herkes bunlara sahip olmak istiyordu. Özellikle süslemelerinde büyük bir ustalık göze çarpıyor. Birçok farklı teknik kullanılmış. Örneğin dikenlerin bu boya getirilmeleri, boyanmaları ve gördüğünüz gibi yer yer zigzaklar halinde, yer yerde çok sık dokumalar olarak ayakkabıya uygulanması gerekiyor. Gerçekten de çok güzeller ve ışıkta renk değiştiriyorlar. Ayrıca sesle ilgili bir ayrıntı da var. Şu minik teneke konilerin içine kırmızıya boyanmış geyik kılları yerleştirilmiş ve bunlar da ayakkabıya monte edilmiş. Bu parçalar yürürken çınlama sesleri çıkarır. Aynı parçaları kemere takılan çanta ve kafaya takılan parçada da görüyoruz. Gümüş broşlar da ses çıkarıyorlardır. Bu kostüm giyildiğinde adeta canlanıyor olmalı. Kafaya takılan parçada siyah kumaş, süsleme olarak da gümüş broşlar kullanılmış. Üzerinde de kartal tüyleri var. Tüyler çok güzel, kırmızı, sarı, siyah ve beyaz renklere boyanmış ve kirpi dikenleriyle süslenmiş tüy sopaları ile desteklenmiş. Bu sopalara da kızıl geyik kılları tutturulmuş. Karşımızda yerli geleneklerinden meydana gelmiş harika bir sentez var. İthal edilmiş parçalarla birleştirilen yerli malzemeler bir anlamda yeni teknolojilerin kabulünü de temsil ediyor. O dönemin yerli kadınlarının eseri, yerli malzemeler ve dışarıdan gelen ipek, yün ve metal gibi parçaları, yerlilere özgü olan ama iğne ve makas kullanımı gibi güncellenmiş tekniklerle bir araya getirerek ortaya bu muhteşem eserleri çıkarmışlar. Pamuk Hindistan'dan geliyor, Britanya'da işleniyor, yeni dünyada son halini alıyor ve Britanya'ya geri dönen askeri bir görevliye veriliyor. Bu kostümün yol boyunca giyildiğini bile düşünebiliriz. Şu an Liverpool'da bulunan bir tabloda buna benzeyen bir yerli kostümü giyen bir İngiliz subayı resmedilmiş. Çok ayrık olduğunu düşündüğümüz bu kültürlerin aslında ne kadar da sıkı bir bağları olduğunu görmek çok etkileyici. Britanya İmparatorluğu işlenmemiş malzemeleri toplayıp onları işler ve pazarlanabilir ürünler haline getirerek değişik coğrafyaları kendi çatısı altında toplamayı başarmış. Bu bağlamda makinakta görevli olan Andrew Foster'ın da Britanya İmparatorluğuna yardım ettiğini düşünebiliriz. Andrew Foster 1796'da Amerika'dan ayrılmış, Güney Afrika'ya başka bir göreve gönderilmiş ancak 1808'de bir çatışma sırasında ne yazık ki hayatını kaybetmiş.